herkesin tercih ettiği bir firma olarak, bir de belediyeye ait bir yer olarak biraz daha bekletilebilirdi diye düşünüyorum. Valla zaten her şeye zam geldi. Buna da zam gelmesi çok normal aslında ama. Kent ekmek bir alışkanlık. Yani alıştığımız için yıllardan beri alıyoruz. Türkiye'nin yarıdan çoğuna zam geldi ki zaten, yani ekmeğe zam gelmesi normal. Çünkü ekmeğe çok ziyan ediyorlar. Bu zam az bile onlara. Kent ekmeğe zam geldi. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Vallahi normalde zam gelmese daha güzel. Bizim için, vatandaş için iyi. Ekmek, yediğimiz ekmek geldi ama normalde dışarıda satılan bazı ekmeklerden daha iyi diye biliyorum ben. İlk defa alıyorum, zam geldiğinden haberim yok. O yüzden bir fikrim de yok maalesef. Bence biraz daha uygun olsa yeterli. Çünkü alan var, alamayan var. Emekli olan var. Bence her şeye indirim gelse daha iyi. Zam geldiyse de belki her şeye zam geldi kızım. Demek ki pahalılık ham maddesine zam geldiyse ekmeğe de zam gelir. Çok da zamlı değil. Gene burayı, Yenişehir'de olsa ben sürekli buradan alırım. Ama Yenişehir'e de istiyorum. Siyasiye bakınca bence bura daha mantıklı. Vallahi şöyle söyleyeyim. Türkiye'de zam gelmeyen hiçbir şey yok. Her şeye zam geldi. Ortalama Türkiye genelinde %40-%50 zam var. Ama işçiye, memura, emekliye gelince %8-%7 zam geldi. Bu durumdan hiç memnun değiliz. Türkiye'nin yarıdan çoğuna zam geldi ki zaten, yani ekmeğe zam gelmesi normal. Vallahi normal düşünüyorum. Çünkü ekmeğe çok ziyan ediyorlar. Bu zam az bile onlara. Ya normal fiyatlar şu anda 1 lira oldu kent ekmek. Diğerlerde 125-150 lira. Valla zaten her şeye zam geldi. Buna da zam gelmesi çok normal aslında ama. Ama biz çok memnunuz yani. Düşünenden de yapandan da Allah razı olsun. Valla çok gelmiş yani. Her şeye zam geliyor da kent ekmeğe de herhalde 1/4 oranında %25 zam gelmiş. Hiç uygun değil yani. Fahri fare ne yapar bilmiyorum. Yani her şeye zam geliyor senenin başı. Arkada asgari ücreti zam geldi, her şeye koymak zorundalar. Kent ekmek güzel bir iş yapıyor. Yani normal, ben çok fazla bulmuyorum. Valla piyasaya göre bir şey diyemeyecek. Domates yükselmiş, biber yükselmiş, her şey yükselmiş. Burada da 20 kuruş artması normal piyasaya göre. İşte bak, 3,5 alıyorduk, 5 lira olmuş. Zamlanma, dışarıda da una da zam geliyor. Ne diyecek ki bunun, bir tabandan eskiden piyasa serbest ettiler. Eskiden fiyatı yazılıydı. Her alacağımız kuru yemişin olsun, başka bir şey. Fazla satan oldu muydu ceza yazılıyordu. Şimdi piyasa serbest. Adam şunu şimdi 7 lira da dese, yani belediyenin olmasa alacağım. Her şeyin zamlandığını düşününce aslında 20 kuruşluk bir zam basit gibi görünüyor ama kent ekmek herkesin tercih ettiği bir firma olarak, bir de belediyeye ait bir yer olarak biraz daha bekletilebilirdi diye düşünüyorum. Her yerde zaten 1 lira. İstanbul'da da sanıyorum 1 lira oldu. Kayseri'de de 1,5 lira. O kadar da zam olacak herhalde. Tüm muamillere zam var zaten. İşçi zam, asgari ücret arttı, elektrik, su, gaz. Her şeye zam var. Un, katkı malzemelerine zam var. 1000 lira gayet güzel bence. Kent ekmeği nasıl buluyorsunuz? Neden burayı tercih ediyorsunuz? Vallahi daha lezzetli. Daha garanti olduğunu düşünüyorum yani un olarak. Bazı fırınlarda kullanılan unları bilmiyoruz ne olduğunu. Ama buranın az buçuk belediye altında olduğu için, devlet kontrolü olduğu için o yüzden tavsiye ediyoruz yani. Gayet güzel tuzsuz ekmek var, kepekli ekmek var, birçok çeşidi var o yüzden. Biraz daha uygun olduğu için lezzetli de memnunuz. Onun için buradan alıyorum. Kent ekmeği bulduğumuz bak her çeşidi var. Onun için bunu tercih ediyor. Hem temiz hem lezzetli, öbürleri de temiz ama lezzetli. Yani el değmiyor. Lezzetli, güzel, bayatlamıyor. Memnunum. Vallahi bunun katkısı yok. Ben köylü çocuğuyum. 1,5 yaptılar. Aynı gramaj. Şu mesela şu yengeyen ekibimiz dönüşmüyor. Şuradan bölüyor. Yarısı ona, yarısı bana yiyor. Durum bu. Kent ekmek bir alışkanlık. Yani alıştığımız için yıllardan beri alıyoruz. Hem de diğer ekmeklere göre daha katkılı. Onun için seviyoruz. Hem daha iyi hem de organik. Valla kent ekmek
Hoşuma gidiyor. Güzel. Yolum düşükçe alıyorum. Ya ben ağırlıklı olarak tam buğday ekmek buradan alıyorum. Katkısız olduğu için bizzat üretim yerini gördüm. Bu arada ben de haberciyim. Tanımadınız tabii. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Hem ekonomik hem de vatandaşı hem de sağlıklı üretim tesisleri var. Ve kimyasal katmadıkları için özellikle çocukların beslenmesi adına buradan alışveriş yapıyorum. Lezzeti güzel. Yani güzel ekmek. Takıl da var, şey aldım ben mesela. Kepekli, tam buğday. Buranın. Ben beğeniyorum yani. Bilmiyorum artık. Vallahi güvenilir olduğunu düşünüyoruz. Hani üretimde falan. O yüzden biraz da tercih ediyoruz. Çünkü bakkallarda falan hani nasıl şekilde teslim edildiğini görüyoruz. O yüzden oradan almıyoruz. El değmeden üretiliyor. Bir de kendekme, ondan sonra hem uygun fiyatı, sonuçta da yeniyor, bitiyor yani. El daha lezzetli. Hani öyle görüyorum. Hani kabartma değil yani. Şeyden alıyorsun, fırından alıyorsun ekmeği. Basıyorsun şey gibi, yufka gibi. Bomboş oluyor içi yani. O yüzden. Yaşlıyık işte, dokanıyor, her şey var. Onun için geliyor, kepekle alıyor bak. Hanımla beraber bu bize 2 gün gidiyor. Diğer ekmeklere oranla sanki kepek oranı ve kalite olarak biraz daha iyi. Fena da değil yani, fazla bir katkı malzemesi de yok bunun bildiğim kadarıyla. Diğer fırınlardan aldığın zaman sabah 2 gün kalsa yenmez gibi oluyor. Ama bu 2-3 gün dayanabiliyor, herhangi bir bozulma olmuyor. Ekmek bulmakta sorun yaşıyor musunuz? Yok, ben sorun yaşamıyorum, şimdiye kadar karşılaşmadım. Yok, hayır, gayet. Ben yaşamadım ama yaşayanlar olabilir. Emin değilim ama ben buluyorum yani. Erken geliyorum, belki ondandır. Yok. Niye sorun yaşayacak ki? Memlekette her şey var. Ama bazı geç kalıyorum. Yenişehir'den geliyorum. Yok. Geliyor işte, alıyor. Hanımla dolaşacak, eve gidecek. 60 yaşa üstüne gidecek. Hayır, hayır. Ekmek her tarafta var. Bir sorun yok yani. Hayır. Yok, yaşamıyorum. Gayet de memnunum yani. Yok, yaşamıyoruz. Yaşamıyoruz. Yok. Sadece tost ekmeğinde sorun yaşıyoruz. O hemen tükeniyor sanırım, o yüzden. Yok, hayır. Ama kent ekmekte saat 2-3 oldu muydu bitiyor. Ben sürekli buradan işe gidip geldiğim için her sabah buradan alıyorum ama genel vatandaş yaşıyor. Çünkü birçok şey semtten şehir merkezine geldiklerini biliyorum. Daha da yaygınlaşması lazım bu büfelerin. Şehrin her noktasında özellikle dar gelirli semtlerin, alım gücü düşük olan semtlerin, yani şehrin kenar semtlerinde çok fazla bayi olması lazım. Sadece merkez yerlere, üstelik işte hiç olmayacak çok alım gücü yüksek semtlere şeyler açılmış, şubeler açılmış. Bunlar daha dar gelirlerin olduğu yerlere daha amacına ulaşır. Evet, sağlıklı ama da biraz da alım gücü düşük olan insanlara yönelik bir çalışma bu. Her yere yaygınlaşması lazım. Vallahi ben Esenyurt'tan geliyorum. Yani yolum düşmüşken alıyorum da bu durumda dışarı daha pahalı. Çekiyoruz mesela, ben 2 kişiyim, 20 tane ekmek aldım, buzdolabına koyuyoruz. Buzdolabından bir gün evvel çıkarıp derküsün yiyoruz yani. Geliyor ekmek, camiden de ilkinde de çıksalar gene ekmek bulunuyor, ondan sonra 3'ten sonra zor. Az geliyor. Dün geldim ben mesela, burada kepekli ekmek yiyordu. Başka bir somundan başka. Bunu gönderseler de biz de alsak, sabahleyin geliyor, bulamadım mıydı, geri dönüp gidiyor. Ya ekmek bulmakta sorun yaşamıyoruz. Hani istediğiniz her yerden ekmek alabilirsiniz. Burada kişilerin sadece bütçesine bağlı biraz da. Yoksa istediğiniz her yerden şu anda ekmek bulabilirsiniz. Öyle bir sıkıntı yok. Yok, herhangi bir sıkıntı yok.